Günaydın herkese, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Daha çok anmalarla ve uğurlamalarla geçen bir hafta sonunu geride bıraktık. İş adamı Mustafa Koç vefat etti. Kamer Genç vefat etti. Meclisin gerçekten en renkli simalarından bir tanesiydi. Sadece bununla da kalan biri değil. Hakikaten demokrasi inadından vazgeçmemiş bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden, sadece o yüzden bile çok saygıyla anılması gereken bir insan Kamer Genç. O da vefat etti ve Uğur Mumcu, Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncü ismi Uğur Mumcu, öldürülüşünün 23. yıl dönümünde farklı etkinliklerle Türkiye genelinde anılıyor ama Ankara'da da bir anma programı gerçekleştirdik. Orada da dostlarla bir araya geldik. Şimdi bugün biz bütün bunları konuşacağız ama bütün bunların ötesinde aslında kendi hali pürmeli halimizi eskilerin söylediği gibi konuşacağız. Çünkü işimiz bugünkü yayının başlığında da gördüğünüz gibi tamamen Joe Biden'a kalmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin temel amacı aslında dünya alemi bildiği, gerçi şimdi kendisi ertelendi ama İsviçre'de yapılacak bu görüşmeler. O görüşmelerin içinde Kürt unsurların olup olmayacağı yönündeki beklentiler, Türkiye'nin beklentisi daha doğrusu. Şu aşağıdaki işareti tıklıyorsunuz değil mi? Aman ha, onu yapın da diğer dostlarımız da gelsin, herkesin haberi olsun. Çünkü ucu ucuna yetiştirebiliyorum ben, kusura bakmayın. Duyurusunu bile çok geç yapıyorum öyle olunca. Haliyle bazı dostlar kızıyorlar. Ya haberimiz olmadı falan diye. Ama neyse, zaten bu yayın başladığında bir uyarı, ikaz geliyor size. O yüzden siz de aşağıdan tıklar, diğer dostlarınızı haberdar ederseniz çok sevinirim. Şimdi Biden geldi. Geldi de adamın tek işi bu olamadı. Normalde burada konuşulacak şey, işte PYD'yi çağıralım mı, çağırmayalım mı? Bu görüşmelerde yanımızda otursun mu, oturmasın mı? Aslında Amerika Birleşik Devletleri kararını çoktan vermiş durumda. Buraya o kararı anlatmaya, o kararı dikte etmeye geldi. Etti mi? Bence etti. Ama çok acayip bir gelenek oluştu bizde. Diplomaside değil ama biraz iç siyasette böyle bir malzeme oldu. Özellikle iç siyasete herhangi bir şekilde sağ solu değen bir tabii canım, yani sadece Avusturya gazeteleri değil ki, burada da dünya alem biliyor. Burada da dünya alem biliyor. Yani çok net bir talimat verildi. Gelsin, katılsın. Gelecek, katılacak. Neyse. Bizde çok acayip bir gelenek oluştu. Özellikle iç siyaseti de çok ilgilendiren bir mesele. Önemli bir dış politika konuyla konuşulduğu anda, konuşulana kadar her şey çok rahatmış gibi götürülüyor. Adam Türkiye'den ayrılır ayrılmaz arkasından sallamalar başlıyor. Ya bu çok ayıp bir kere, her şeyin ötesinde ayıp. Ve sık sık özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın çok sık şikayet ettiği konular bunlar. Geçmişte de pek çok örneği oldu. Özellikle Avrupa'dan gelen konuklar, Türkiye'den ayrıldıktan sonra, ayrılmadan önce aslında düzenledikleri son basın toplantısında, işte demokratik bir takım ihlalleri, demokrasinin ihlallerini, kişi hak ve hürriyetlerine yönelik bir takım sıkıntıları dillendirdikleri zaman hep şu söyleniyordu: bizimle konuşurken öyle konuşmadılar ama. Şimdi aynı şey yaşanıyor. Şu anda aynı şey yaşanıyor çünkü yayının hemen başında da söylediğim gibi bir talimat verilmek üzere geldi. Yani bu görüşmelere, İsviçre'de yapılacak görüşmelere PYD de katılacak. Çünkü bu işin bir tarafı ve bu tarafın göz ardı edilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Tırnak içinde söylenen şu: biz karar verdik. Biz karar verdik. Sen bir rahat ol, iç kamuoyuna nasıl anlatırsın onunla uğraş. Başka bir sıkıntı yok. Bugün gazetelerde bir yarım saat sonra göreceğiz. Başlıkları okurken öyle şeyler yazılmış ve yazdırılmış ki, öyle haberler yaptırılmış ki, hani biraz şey gibi, attan düştükten sonra acımadı ki acımadı ki demek gibi bir şey bu. Bal gibi, karpuz gibi yere yapışmışız. Beklemediğimiz bir şey mi? Biz karar verdikle şunu kastediyorum: PYD'nin katılması konusunda karar verdik. Yani onlar orada olacak. Kürdistan'a toprak verin dedi mi bilmiyorum ama yani bu saatten sonra o toprağın verilmesi, alınması gibi bir durum çok da söz konusu olmayacak. Zaten orada fiilen bir devlet kuruldu arkadaşlar. Gözümüzün önünde bir devlet kuruldu, bir devlet oluştu. Irak'ın parçalı yapısı, ardından Suriye'de
ısrarla söylüyorum, bizim körüklediğimiz Türkiye'nin saçma sapan stratejik derinlik adı altında saçma sapan dış politika takıntısı nedeniyle bizim getirdiğimiz hal sonucu Suriye'de parçalandı ve orada bu yapının oluşması kaçınılmaz. O yüzden hani kimsenin kimseden toprak isteyecek falan yok. Orada bir devlet var. Bir devlet yaşıyor. Adına Kürdistan denilmesinden hoşlansak da hoşlanmasak da fark etmez ki. Orada. O devlet orada işte. Tam karşımızda bayrağı dalgalanıyor. Doğru mu? Doğru. Boş verin o zaman ya. Boş verin. Bunun üzerinde bir inat etmenin, takıntı yaratmanın bir anlamı yok ki. Biz şimdi bir sonraki aşamaya bakacağız. Çünkü bunun başka götürüleri olacak bizim açımızdan. Neler olacak biliyor musunuz? Az önce bir izleyici de yazdı. İşte Biden'la selfie çektirmek için sıraya girenler hakkında, gazeteciler hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Valla bu ülkenin önemli gazetecileri, benim de dış politika görüşlerine önem verdiğim gazeteciler en azından bir kısmı, o görüşmelere çağrıldı. Evet. Ama şunu unutmayın lütfen. Bugün yayının başlığında da olduğu gibi biz derdimizi anlatacak adam arıyoruz. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Ya şöyle bir saçmalık yaşanabilir mi dünyanın herhangi bir demokratiyim diyen ülkesinde? Bizim gazeteci arkadaşlarımız hapiste, demokratik haklarımız ihlal ediliyor. Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda kan akıyor ve orada ne yaşandığını göremiyoruz biz gazeteciler baskı altında demek için Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısına gidiyoruz biz. Bir, aynen öyle işte. Herkesten medet ummaya başladık artık. Medet ummak değil ya, birine söylemek zorunda hissediyoruz artık. Gerçekten bunun konuşulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de konuşulmasına izin verilmiyor. Bakın, çok ilginç bir mülakat var. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun sözleri, birazdan bulur onu okurum size. Diyor ki, mealen yani cümleci kelime kelime öyle değil ama mealen şunu anlatıyor. Diyor ki, Türkiye'de garip bir algı var. Özellikle gazetecilere yürütülen bir baskı olduğu gibi, hatta şöyle de bir algı ekleniyor buna, sanki savcılar, hakimler bizim talimatımızla çalışıyor gibi. Bakın böyle bir söylem oluştu artık. Böyle bir söylem oluştu. Bütün bunlar olduğu zaman kimle neyi konuşacaksınız siz? Bizim şu anda geldiğimiz nokta sadece bunu özetliyor. Onun için o açıdan bakıldığında hani Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının Türkiye'de hayır ben böyle düşünmüyorum. Biden'la selfie çekmek değil o. Ama Türkiye'de bu kadar ciddi sıkıntılar yaşanıyorken mutlaka ve mutlaka bu görüşün bir şekilde dillendirileceğine inandığı kişiyle bir araya gelmek. Hangi adam? Benden mi bahsediyorsunuz? Gamze Hanım. Onunla bir araya gelmek, dert anlatmak, lütfen bunu öyle selfie çekmek falan gibi başlıklar altına almayın. Türkiye'de ciddi anlamda, çok ciddi anlamda hem de bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntı Sayın Başbakan'ın çıkıp basın özgürlüğü benim kırmızı çizgimdir. Buna müdahale gelirse önce ben karşı çıkarım. Ya da savcılara, hakimlere sanki biz talimat veriyormuşuz gibi bir algı var şeklindeki açıklamalarıyla çözülmüyor. Çünkü bunlar algı malgı değil, olgu. Böyle yaşanıyor. Hapiste gazetecilik faaliyetinden yatan yok deniyor. Yahu Erdem'le Can yatarken hani diğer arkadaşları 33 kişi, 32'ye düştüğü söyleniyor şimdi. 33 kişinin hadi hiçbirini bilmiyoruz, hiçbirini görmedik. Hepsi doğuda, güneydoğuda çalışan arkadaşlardı. Çok uzaktalardı, kimse seslerini duyurmadı falan. İki kişiyi attınız içeriye. İnsanda bir parça utanma olur. Bir parça utanma olur insanda. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle. Peki Erdem'le Can'ın yaptığı gazetecilik faaliyeti değilse neden bugüne kadar sorgularında yaptıkları haber dışında herhangi bir soru sorulmadı? Sorulmadı ki. Sorulmadı. Kimse böyle bir şey soramadı. Yok çünkü. Yok çünkü. Gazetecilik faaliyeti Türkiye'de artık resmen yasaklanmış durumda. Bu nedenle de, bu nedenle de şimdi bazı gazeteci arkadaşlar böyle bir görüşme için çağrıldığında mutlaka gitmek zorundalar. Mutlaka gitmek zorundalar. Hiç merak etmeyin yani bu bahsettiğiniz kişiler hani devletin âli menfaatlerini satacak, Türkiye'yi zor durumda bırakacak falan insanlar değil. Böyle dertleri yok. Mesleğini savunan adamlar. Yaptıkları işler ortada ya. Yaptıkları işler ortada.
O yüzden hani insanların özellikle sosyal medya goy goyuna gelmeyin lütfen. Vay Kadri Gürsel selfie çektirmiş falan. Ya bırak Allah arkadaşım, Kadri Gürsel'in yaptığının 120'de birini yaptın mı bugüne kadar? Dış politikada işini gücünü kaybetmek pahasına Türkiye'nin çok iyi gazetelerinden bir tanesinde yazıyordu. Eminim çok da iyi para kazanıyordu. Yaptın mı sen bunu eleştirirken Kadri Gürsel'in yaptığının 120'de birini? Hayır, yanlış söylüyorsun, yanlış. Bunu diyebildin mi? Eleştirme lütfen. Lütfen yapmayın bunu. Çünkü orada neyin söylendiğini, neyin söylenebileceğini tahmin edebileceğimiz insanlar. Oo, ne güzel, para mı ödediler size ya? Para mı geldi yine? Vay, yani ödemeyeceklerdi. Ya aç trolleri doyurmuşlar. Bakın hava çok soğuk diye muhtemelen beslediler bunlar. Mama falan dağıttılar. Bunlar da toplanmış gelmiş. İsimler yine kofti ama. Arkadaşlar yaratıcılıktan çok uzaksınız ya. Çok uzaksınız valla. Çok güzel. Bakın Şahinoğlu 16 sana kim para veriyor? Gördünüz mü? Hatırladık mı, hemen geri dönelim. Bundan 3 ay öncesini. Seni oraya kimin getirdiğini biliyoruz. Evim, çalışma odam. Vay be. İsimler son derece yaratıcılıktan uzak. Böyle abuk sabuk, hani çok sıradan rastlanacak isimler falan. Neyse, boş vermeyi bırakın ya, üzerine konuşulacak şeyler değil ki. Adamların tamamının beynini yan yana koysanız tavuk beyni kadar etmiyor. Neyi konuşacaksınız? E, onur, gurur, haysiyet, şeref, böyle bir şey de yok. Boş verin o yüzden, sallayın. Vallahi kim para verdi bilmiyorum ama çok ayıp. Çok ayıp, çok ayıp. Neyse. Evet işte bakın, çok güzel. Aynen öyle oluyor. O nedenle de arkadaşlar bugün, ya bırak eleştiriye kapalı olmamış. Bu eleştiri mi? Beyninizi kullanarak yaptığınız her eleştiriyi açayım ben. O nedenle de gazetecilerin gidip Joe Biden'la görüşmesi tamamen Türkiye'de yaratılan umutsuz atmosferin bir sonucu. Yani burada derdinizi anlatacak kimse bulamamanın bir sonucu. O yüzden koskoca Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısına Güzin abla muamelesi yaptık ülkece. Adamla ilgili arkada kalan haberlere bakın. Haberlere bakın. Sunset'te yemek yedi. Orada da işte torununun hesabını ödedi. Damat adayının hesabını ödemedi. Bu. Onun dışında gidip görüşen gazeteciler onların söyledikleri Biden'ın yaptığı açıklamalar. Şimdi bugün ardından birkaç tane de Başika kampıyla falan ilgili haber girmiş ama bunlar daha çok promosyon amaçlı haberler. Öyle bilin lütfen. Çünkü hani Başika'nın içinden işte asker çekilmeyecek, orası eski statüsünü koruyacak, sadece işte şey değişecek, adı değişecek falan. Eyvallah, çekilen asker ne olacak? Dünyanın gözü önünde. Çekmedik mi askerleri? E çektik. Bu saatten sonra çekilmeyecek. Yine hep beraber yiyelim. Vallahi bilmiyorum, Mitter'larını soran söyleyen oldu mu ama işte bakın, siz bile aynı şeyi söylüyorsunuz. Biz Biden'dan medet umuyoruz. Onun için yayının başlığı bugün. İnşallah demokrasi talebimizi iletmiştir Erdoğan'a oldu. Yani o söylediyse belki bir ihtimal var. Çünkü gider gitmez ardından bakın Kayseri'de konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri'de iş dünyasını konuşuyor. Joe Biden'la Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısıyla görüşmuş. Onunla konuştuklarını Kayseri'de iş adamlarına söylüyor. Neden? Çünkü biliyor ki bütün kanallar seve seve canlı yayında yayınlayacaklar bunu. Doğru mu? Ve oradan mesaj veriyor. Maalesef bizim bazı dostlarımız teröriste terörist demekten kaçınıyor. E yan yanaydın, söyleseydin ya. Söyleseydin ya. Mesela Sayın Başbakan ortak basın toplantısında söyleseydiniz ya. Yanınızda duruyor adam. Orada söyleseydiniz, teröre destek verenlere siz terörist demiyorsunuz kardeşim. Ne anlatıyorsun güzel kardeşim? Seni aşağı yukarı her gün dinleyen birine bunları söylüyorsun. Ne anlatıyorsun? Bilmiyorum, anlamadım ne dediğini. İş bu raddeye geldiği için sevgili dostlar, çıkıp ortalıkta işte selfie mi çektirdiler, yan yana geldiler, ne anlattılar falan, bunları geçeceğiz. Biz her şekilde, her türde demokrasi talebimizi her platformda bildirmek, duyurmak zorundayız. Joe Biden denk geldi. Joe Biden denk geldi. PYD, PKK bilmem ne hikayesi benim sözüm değil sevgili dostum. Benim sözüm değil bu.
Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Başbakan'ın sözü. İlettiklerini de söylüyorlar ama içeriden çıkan sözler pek de iletildiği yönde değil. Bunun için lütfen oturduğu yerden kimse suçlamasın. Yani gittiler orada fotoğraf çektirdiler falan filan. Ya boş verin, bu adamların tamamı, oraya gidenlerin tamamı bir şekilde yazdıkları çizdikleri yüzünden işlerini güçlerini kaybetmiş insanlar. Yani orada söylediklerinin de ne olacağını 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum ben. Esas önemlisi bu duruma gelmiş olmamız. Doğru. Ya birine şikayet etmek için fırsat kolluyoruz. Niye? Çünkü biz bu ülkede şikayet ettiğimiz zaman, kendi ülkemizde ayaklarımızın yere bastığı ülkede şikayet ettiğimiz zaman tutuklanıyoruz, hapse atılıyoruz, kötü muamele görüyoruz, işimizi gücümüzü kaybediyoruz. Birine söylemek lazım, birine söyletmek lazım. Ve o biri de özellikle hani bu işten en çok bu işte en çok arıza yapan kişinin korktuğu, tırstığı biri ise işe yarıyor. İşe yarıyor o zaman. Neden biliyor musunuz? Ondan sonra adam gittikten sonra söylenebiliyor bu sözler. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Trollere özellikle teşekkür ediyorum. Özlemiştik. Yolunuzu kaybettiniz, bulamadınız sanıyordum. Gerçi bulamamışsınız herhalde, 30 kişi bir araya gelip anca bir sokağın girişini buldunuz. Yolu bulup geldiniz. Çok normal. Bu zekayla kümesin yolunu bulmak çok zor çünkü. Ama tebrik ediyorum. Sağ olun. Epeydir görmemiştik sizi. Bu yayını bir yarım saat kadar sonra medyaskop.tv adresinden de izleyebilirsiniz. Ben bir 5 dakika kadar sonra burada olacağım. Gazetelere bakacağız. Gazeteler neler? Ha, bir Biden'ı tokatladık demedikleri kalmış. Kimin demedikleri kalmış bilmiyorum ama yani eğer devlet yetkililerinden bahsediyorsanız onların böyle bir Dadaloğlu hikayesi yaratmaları çok normal. Çünkü Biden'ın yaptığı önceki görüşmeler, kimlerle görüştüğü, aslında kime ne anlatılacağını çok net şekilde bize gösteriyor kalan hikaye. Ay ya şeyin, Nurden Hanım, bir çocuğun babasından korkup misafire dert yanması. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Neyse. Daha konuşuruz. 5 dakika sonra gazetelerle ben burada olacağım. Siz de eğer başka bir işiniz yoksa, izlemek isterseniz, orada olursanız tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum beni evlerinize, iş yerlerinize bu sabah da konuk ettiğiniz için. Benim misafir odamım, özür dilerim, çalışma odamım misafir olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Bir araya gelip konuşmak üzere. Biz konuşmazsak bu arkadaşların, hani 9 kişi bir araya gelip bir cümle kuran arkadaşların söyledikleri doğruymuş gibi anlaşılıyor. Halbuki onlara biri söylüyor, abuk sabuk sapsaman konuşuyorlar onlar. O yüzden biz bir araya gelelim, konuşalım ki haklının sesi biraz daha yüksek çıksın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Görüşmek üzere.